Korusun diyorum. Ve gündemimize geçiyorum değerli arkadaşlar. Türkiye'de ne yazık ki gazetecilik yapılmıyor. Ve bunu gazetecilere söylüyorum. Kamudan gelecek reklamlarla, kamu bankalarından gelecek kıyaklarla, hazineden gelecek kıyaklarla. Bunlara yandaş medya diyoruz. Bir de bunun yanında sol havuz medyası var. Sol havuz medyası. Bunlar da hazine paralarından ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar. Palavradan ibaret. Hangi belediyeye fatura kestin diye soruyorum. Susuyor, bana hakaret ediyor. Sarayın muhbiri diyor. Ya ben sana bir tane soru soruyorum. Sormayacak mıyım bunu? Bak gel bana sor. Partiyi nereden finanse ediyorsun? Muhasebe bilen herkes, partinin kayıtları açıktır. İstediği zaman gelsin, kayıtları açayım, hesabı görsünler. Ben soruyorum, hangi her ay belediyelere kaçar lira kesiyorsun? Genel merkezlere kaçar lira fatura kesiyorsun? Biliyorum ben bunu. Sormaya da devam edeceğim. Ben sordukça ya susuyor, ya hakaret ediyor. Bana iftira atıyor. Seçim gecesi, işte anlattım seçim gecesi. Çünkü tetikçi, çünkü iftiracı, çünkü yalancı, çünkü sahtekar, çünkü besleme. Ben seçim gecesi yalnız değildim. Şu anda CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay yanımdaydı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yanımdaydı. Bolu Belediye Başkanı o zaman Milletvekili Tanju Özcan yanımdaydı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanımdaydı. O gece yanımda olup rahmetli olanlar var. Başka arkadaşlar var. 50 kişi, 60 kişiyiz biz. Hep birlikteyiz. Şimdi ben diyorum ki ben bu kadar anlattım. İnanmıyorsunuz. Ya bu arkadaşlarla beraber beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. 2 dakika delikanlı ol. Çağır bu arkadaşları. Bak bunlar CHP'de siyaset yapıyor. Beraber sen de gel. Seçim gecesi neredeymişim beraber açıklayalım. Ben varım. Ha, sen bunu yapabilir misin? Sen bunu yapamazsın. Korkarsın. Patronun parayı keser. Bu arkadaşları da çağır. Diğer medya kanallarına sesleniyorum. Merdan bunu yapamaz. Siz Merdan'ı da çağırın. CHP'deki milletvekillerini de çağırın, beni de çağırın, seçim gecesini konuşalım. Ya bunu yapın, ya şu ağzınızı bir kapatın. İftira atmaktan vazgeçin artık insanlara. Ben açığım arkadaşlar, çok net. Hodri Meydan, Muharrem İnce burada. Bu arkadaşlarla beraber çıkmak istiyorum. CHP'nin milletvekili, yönetici bu adamlar. Benim arkadaşlarım. Siyaseten yollarımızı ayırdık diye onları kötülemiyorum, onlara bir şey demiyorum. Beraber çıkalım diyorum. Suskunluklarını anlamış değilim. Tanju Özcan konuştu. %99 Muharrem İnce'nin anlattıkları doğrudur. %1'i de unutmuş olabilirim. Diğerlerinden de bekliyorum. Beraber bir basın toplantısı, televizyon kanalı açık oturum. Hangisi olursa olsun, Tele1, Halk TV, A Haber, CNN, Habertürk, Fox, saymadıklarım kızmasın. Hepsini kim istiyorsanız, günün 24 saati. Değerli arkadaşlarım, benim çözümüm bu. Bir daha da konuşma, iftira atma. Yiyorsa, sıkıyorsa çağıracaksın, konuşturacaksın. Benim arkamdan sallamayacaksın. Değerli arkadaşlarım, benim korkum yok. Ama gazeteciliğin temeli cevap hakkına saygı göstermektir. Kanalını açıyorsun, o kanalı nasıl kurduğunu da biliyorum. Nasıl kurduğunu da biliyorum. Sen maaşlı bir adamsın, nasıl kanal kurduğunu, onu da biliyorum. Vallahi sormayacağım bunları ya, söz. Belediyelerden aldığım paraları da sormayacağım, söz veriyorum hadi. Çağır Engin Altay'ı, Yaşar Tüzün'ü, Tanju Özcan'ı, Hasan Akgün'ü, seçim gecesini konuşalım. Söz veriyorum, belediyeden aldığım paraları da sormayacağım. Değerli arkadaşlarım, bana soru soruyor ama ben derdimi anlatamıyorum.
Oradan saydırıyor bana. Ama bana yer vermiyor. Böyle gazetecilik olur mu? Senin iktidar medyasından ne farkın var? Senin hiçbir farkın yok. Hani bugün bir grup başkan vekili açıklama yapmış ya, CHP'ye hakaret edenleri yazıyorum diyor. Zamanı gelince diyor görüşeceğiz. Yani diyor ki 20 yıldır siz bizi fişlediniz. Şimdi biz sizi fişliyoruz. Görürsünüz bak nasıl döveceğiz sizi. E sen AKP olmuşsun. Senin AKP'den bir farkın yok. Bunun için mi demokrasi mücadelesi veriyoruz? Bir farkın yok. Türkü yine aynı türkü. Ne var ki tel değişti. Yumruk yine aynı yumruk. Ne var ki el değişti. Sizin farkınız olması lazım. Değerli arkadaşlarım, utanma da yok bunlarda. Gerçekten utanma da yok. Ziraat Bankası'ndan kredi alıp medyanın el değiştirmesini konuşacağız. Konuşalım. Evet, hay hay. Bunu konuşalım. Kamu reklamlarını paylaşılmasını konuşalım. Ama belediyelerden gelenleri konuşmayalım. İktidardakiler yaptı mı? Bunları konuşacağız. Çünkü demokrasi mücadelesi veriyoruz. Belediyeler oraya karışmayın biz. Biz demokratik medyayız. Biz özgür yok ya. Hepsini konuşacağız. Öyle ama yok. Onun için ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz. Senin hırsızın benim hırsızım olmaz. Birisi kamudan alacak, öbürü belediyeden alacak. Yok öyle şey. İkisini birden konuşacağız. Ama üzüldüğüm şeyler de 80 yaşında kendini duayen zannedip profesör olanlar falan böyle. Buralardan beslendikleri için bu hırsızlık düzenini, bu yağma düzenini görmelerine rağmen sesini çıkarmıyor ve destekliyorlar ya. Gerçekten içimi acıtıyor bu. Bu Merdan denilen arkadaş şöyle bir açıklaması var bunun. Fon alan gazeteciler bağımsız gazeteci olamaz. Çok katılıyorum bu açıklamasına. Doğru söylüyor. Peki fon alan gazeteciler bağımsız gazeteci olamaz da belediyelerden beslenenler bağımsız gazeteci mi olur? Haraca bağlamışsınız. Her birinin tarifesi var ya. Hangi yürekli belediye başkanı bunlara maaş ödemiyor? Merak ediyorum valla. Delikanlı olan çıksın ortaya. Ha, adına da maaş demiyorlar. Sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Hizmet satın alıyorlar. Ücret karşılığı hizmet satın alma. İlginç. Çok ilginç. Medyada ilginç bir durum. Değerli arkadaşlarım, biz bu besleme medya düzenine karşıyız. İster iktidar kaynaklarından, kamu kaynaklarından olsun, ister muhalefet kaynaklarından olsun, nerede olursa olsun, bu medya düzenini yıkacağız. Bakın sıkı durun, size bir şey söyleyeceğim. Sıkı durun. Aramızda para topladık. Kurultay için. Halk TV'ye reklam verelim dedik. Parasıyla, parasıyla. Reklamımızı yayınlamadılar. Çünkü biz bir kerelik reklam vereceğiz. Arkadaşlar devamlı verdiği için büyük müşteriyi kaçırmak istemiyorlar. Böyle medya olur mu ya? Sevsinler sizin demokratlığınızı. Sevsinler sizin solculuğunuzu. Solcu burada, burada. Solcu olmak, dürüst olmak demektir. Dürüst. Namuslu olacaksın önce. Tırışka solcular sizi. Yerli olacaksın, milli olacaksın, dürüst olacaksın. Bu yeni tetikçi televizyonlara, bunlara Rütük ceza kestiği zaman, Rütük ceza kestiği zaman, bunlara gittim destek oldum biliyor musunuz? Kitaplarımı bağışladım bunlara yaşasınlar diye. Bir lira almadım kitapların gelirinden. O Cumhurbaşkanı adayı olduğum dönemde falan millet milyonlarca liralık kitap aldılar. Yetiştiremiyorlardı basmaya. Aman yaşasınlar diye. Yaşasınlar diye yaptım bunu. Kitaplarımı bila bedel verdim bunlara. Alın dedim, satın, geliri sizin olsun dedim. Biz kim haksızlığa uğrarsa onun yanındayız. Sözcü gazetesi. Türk Hava Yolları'na, uçaklara siz alınmadığınız için size destek oluruz. Alınmalısınız. Halk TV'ye, Tele 1'e ceza kesildiğinde yanlarında olduk. Kitaplarımı bağışladım. Ama bunlar her şeyi parayla ölçer olmuşlar. Parayı basarsan haber oluyorsun.
Ya şu ara yeni kurulduk. Paramız yok. Sonra vereceğim paranızı. Gösterin siz yani. Acele etmeyin. Vereceğiz. Kaç paraysa yazın kenara, vereceğiz paranızı. Bunların AKP medyasından bir farkı yok. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni bu. Bunu yerle yeksan edeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi